benim aslanım mücahit oldu, yiğit oldu, alperen oldu, aslan oldu, her halinden belli. Allah seni cennetiyle şereflendirsin. Sen madem bu kadar nurlu, cesursun, İslam'ı bu kadar seviyorsun, Allah seni Ruhul Kudüs'le desteklesin. Ömrünü uzun etsin, İslam'a hizmetçi kılsın seni Allah. İnşallah cennet dostu, cennet arkadaşım olursun. Yakışıklı mı ben bir daha demeyeyim. Ben Muhammed Ali. Dünya yeni bir Osmanlı'ya muhtaç mı? İslam aleminin perişanlığı sizce ne? Bunun sebebi ne olabilir? Güzel yüzlüm. Tabii ki yeni bir Osmanlı'ya muhtaç ama hiç Osmanlı'ya benzemeyen bir Osmanlı'ya muhtaç. Yani saf sevgiden ibaret bir Osmanlı anlayışını düşünün. Saf sevgi. Savaş yok. Kılıç yok. Yani kavga yok, kan yok. Ona Osmanlı demeyelim o zaman, İslam Birliği diyelim. Yani tabii ki ecdadı insan unutmak istemiyor. Ama onların ruhunu yad etmek istiyorsak, şahit etmek istiyorsak, Allah'ın rızasını kazanmak istiyorsak hepsinin üstünde, İttihat-ı İslam istememiz yeterli, İslam Birliği. Ama saf seviyeye dayalı olması lazım. Çıkar, ilişkisi hiç olmaz. Diyor ki, milli çıkarlarımız doğrultusunda. Bitti. Onu dedim mi bu konu biter. Milli çıkar doğrultusunda değil. Sadece Allah rızası için ve saf sevgi amaçlı. Bunun dışında olmaz. Sevgiye ilave olmaz. Sevgiye ilave koydun mu batırırsın. Süt gibidir sevgi. Bir damla limon damlatırsın, çökertirsin. Olmaz. Yani ne demek milli çıkar? Milli çıkarı soktun mu, sevginin içine sevgiyi yerle bir edersin. Saf sevgi. Saf sevgi. Bununla İslam'a hakim edeceğiz inşallah. Allah'ın dilemesiyle. Evet, dinliyorum.